Mısır piramitleri nerede bulunur? Mısır piramitleri bir tanesi dışında tamamı Nil'in batı kıyısında bulunur. Hemen hemen hepsi Kahire'nin şu an için yer alan bölgesinde ya da güney kısmında yer alıyor. Umut'tan rica edelim haritayı yan tarafa bir yere koysun. Böylece biraz da uzun tutsun. Arkadaşlar birbirine ne kadar yakın olduğunu görürler piramitlerin. Sadece Minye'de yer alan bu Minye'li Abdullah mevzu vardır ya. Öyle bir kitap vardı. Hekimoğlu İsmail'in hatırlarsınız romanı. Oradaki geçen Minye. O hikayeyi biliyorsunuz Mısır'da geçer. Orada Zaviyet Sultan adı verilen yerde küçük basamaklı bir piramit var. Nil'in doğusunda bu sadece. Spesifik olarak bölgeleri ayıracak olursak nerede olduklarını 9 tane bölgeden bahsedebiliriz. Hatırlayabildiklerimi söyleyeyim ben size. 9 bölgenin tamamını hatırlamıyorum ama Giza var tabii ki. Sakara zaten meşhur. Ebu Sir, Ebu Rabaş, bir de Dahşur aklıma gelenler piramitler bulunmaya devam ediyor bu arada bazıları hatta bulunup sonradan tekrar kaybolmuş sonra tekrar bulunmuş ona örnek olarak da ilk önemli arkeologlardan birisi, daha doğrusu Ejiptolog olarak bildiğimiz Karl Lepsius vardır. Ve onun bir liste yaptığını görüyoruz 1842'de ve 67 tane piramidi listelemiş. Birisini sonradan kaybetmiş. 2008'de Sakara'da o piramidi tekrar buldular. Tabii kum fırtınaları falan. Pek çok piramit aslında Giza piramitleri gibi çok iyi korunmuş durumda değildir maalesef. Zayıf korunmuş olan birçoğu var. Bir de çöl fırtınalarında yutulmuş, kumların altında kalmış olanları var. Malumat furuşluk nevinden daha fazla bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Bu soru cevabı böylece verilmiş olabilir. Mısır piramitleri ilk hangi tarihte kim tarafından nerede yapılmıştır? Biraz önce aslında kısaca bahsettik. İlk piramit ya da daha doğrusu şöyle diyelim bugüne kadar bulunmuşu bilinen ilk piramit Joser ya da Zoser piramiti. Bu mimarı işte Imhotep'te sorunun geleceğini tahmin etmediğimiz için bahsetmiş olduk biraz ama Joser'den bahsedelim biraz. Joser bir önemli bir firavun. Böyle büyük bir eseri hayata geçirmesiyle zaten başarısını gösteriyor bize. Çünkü bu piramit bize mimari ile ilgili tarihteki en önemli sıçramalardan birisini gösteriyor. 30 yıla kadar hüküm sürmüş olan bir kraldır Joser ve Mısır tarihinde birçok değişikliğe de sebep olmuştur mesela ondan önceki firavunların şehirlerin arasında gezdiğini görüyoruz. Yani belirli bir şehirde oturmadığını. Ama Joser gelip yukarı ve aşağı Mısır'ı bir araya getiren meşhur en önemli efsanevi firavun Menes'in kurduğuna inanılan Memphis şehrine geliyor ve yerleşiyor bir süre sonra. Sina Yarımadası'na mesela taarruzlar düzenliyor. Ülkesinin zenginliğini böylece arttırıyor. Ve Nil Deltası dışına çıkmayı sağlıyor imparatorluğu. 7 yıllık bir kıtlık dönemi oluyor. O dönemde Mısır'a en zor zamanında can vermiş bir firavun olduğunu da görüyoruz. Onu da anlatıyorlar kaya kabartmalarında, anıt mezarlarda. Nil'in tanrısı ha, ait bir tapınağı hayata geçirerek, yani tekrar yaparak bunu gerçekleştiriyor. Anlayacağınız imar faaliyetlerini seven bir firavun olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bildiğimiz kadarıyla tarihin ilk piramidini anlatmaya. Tarihteki ilk anıtsal taş kompleks olduğunu söyledik zaten. 4000 yıldan fazladır da ayakta olan bir piramit. Milattan önce 2660'da yapılmaya başlandığı düşünülüyor ve 19 yıl sürdüğü düşünülüyor. Tabii bu tarihler her zaman değişmeye müheyya arkadaşlar. O güne kadar görülmüş en etkileyici yapıyı inşa etmek isteyen Firavun'un mimarı İmhotep ya da veziri İmhotep Yüzyıllardır mezar olarak var olan mastabaları üst üste koyarak ikonik bir yapı olan basamaklı piramit fikrini geliştiriyor. İnşaatın nasıl yapıldığını belgeleyen hiçbir kaydımız yok. Ancak yüzlerce işçinin yıllarca sürecek bir emek harcamasıyla ancak inşa edilebileceği tahmin ediliyor. Firavun tabi İmhotep'in dehasından da çok etkilenmiş olmalı ki piramidin içerisindeki bir kaidenin üzerine de onun ismini yazdırmış ve mimarını da ölümsüzleştirmiş bu şekilde. Piramidin zirveye ulaştıkça küçülen altı geniş mastapadan oluştuğunu görüyoruz biz. Bu tasarım Joser'in bir tanrı rütbesine yükselişini aslında sembolize ediyor olmalı. İç süslemelerde de Firavun'un hayatının ihtişamının iyi bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. İç duvarlarının çoğu karmaşık ve kapsamlı oymalar ile dekor edilmiş baktığınızda. Ve mezar odasının da duvarları birçoğu şimdi New York Metropolitan Müzesi'nde ve Londra'da yani British Museum'da sergileniyor. Değerli, sırlı, fayanslarla kaplanmış. Ki muhteşem eserlerin bir kısmını dünya gözüyle de görebildim yani. Çok şanslı hissediyorum kendimi o noktada. Bu piramit yalnız tekil bir yapı değildir. Aynı zamanda avluları vardır, tapınakları vardır, rahipler için lojmanları bile vardır. 40 dönümlük büyük bir alana inşa edilmiş. Etrafı da 10 metreden daha yüksek olduğu sanılan duvarlarla çevrilmiş. Bu alanı korumak için bununla da yetinmemişler. Dış duvarın etrafına da 40 metre genişliğinde bir hendek kazmışlar. Piramidin kendisi zirveye ulaştıkça giderek küçülen mastapalardan oluşuyor dedik. Bu aslına bakarsanız Firavun'un insan olmaktan yani fanilikten ölümüyle birlikte tanrıların seviyesine yükselişini yansıtıyor diye tahmin ediliyor ve böyle yorumlanıyor. Yapı ve etrafındaki kompleksin binlerce yıla meydan okuduğunu görüyoruz. Fakat en son 1992'de bir deprem yaşanıyor. İç kısmı hasar görüyor buranın ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Maalesef Mısır hükümeti de birkaç kez restorasyon yapmaya çalışıyor burada ama hepsinde ayrı sorunlar çıkıyor. İşte değişen hükümetler, alınan yanlış kararlar yolsuzluk iddiaları falan vesaire. Neyse ki UNESCO işe el atıyor ve geçen yıl tekrar ziyarete açtılar. Kitaplardan ve müze eserlerinden tanıyorum bu yapıyı ama görmeyi çok isterim. Umarım bir gün hayalim gerçekleşir. Herhalde ilk piramit hakkındaki bilgi de bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. 8. Neden piramit? <laughs> evet, basit ama güzel bir soru diyebiliriz. Neden piramit? Yani derken neden piramit şeklinde demek istiyor anladığım kadarıyla Umut. Sadece Mısır'da değil, Sümer ziguratlarından başlamak üzere birçok medeniyette, hatta herhangi bir fiziki bağlantının olmadığı düşünülen Amerika kıtasındaki Aztek ve Mayalarda da var oluyor piramitler bildiğiniz gibi sadece Mısır'a özgü değil. Bu sorunun cevabını tam olarak bilmemiz tabii ki mümkün değil ama görüşler var. O görüşleri aktarabiliriz. Öncelikle Güneş Tanrısı Ra ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Çünkü eski metinlerde Ra'nın bir tepe üzerinde oturduğu söyleniyor ve bu tepe piramit şeklinde bir tepe. Aynı zamanda bu şekil güneş ışınlarını da simgeliyor. Ra güneş tanrısı tabii ki ve bu yüzden tepenin de bununla bağlantılı olduğu ve piramitlerin de bu yüzden bu şekilde olduğu iddia ediliyor. Bir başka iddia gökyüzünden gelen bir meteorit şeklinden dolayı olduğuna dair bir görüş vardı. Onu okumuştum ama detaylarını şu an hatırlayamıyorum. Onu geçiyorum. Gelelim genel kanı ne? Benim de düşüncem genel kanıdan yana. Tabii Ra çok sevilen ve takdir edilen bir tanrı Mısır'da. Fakat piramit ile güneş ışınları arasında bağlantı kurmak biraz zorlama gibi göründü bana. Zaten piramitlerin inşasının tarihsel çizgisini takip ediyorsan da İlk piramit, Roser piramitinin basamaklı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Mantıken buraya baktığınızda daha doğru bir sonuca ulaşırsınız. Çünkü üst üste çıkılarak yapılan bir yapı içinde en doğal şekil piramit. Yani bir yapıyı yükseltmek istiyorsanız, alttaki temeli yükünü taşıyabilmesi için yukarıya çıkıldıkça malzemeyi azaltmak ve doğal bir piramit şeklini elde etmek mecburiyetindesin. Mısırlılar neden diğer medeniyetlerde olduğu gibi basamak şeklinde yapmamışlardır diye sorarsanız kullanım amacı derim sizlere yani. Diğer medeniyetler tapınak olarak kullanıyorlar yapıyı ama Mısırlılar yukarıya çıkma gibi bir ihtiyaçları yok tapınak olmadığı için. Burası bir anıt mezar olduğu için mantıklı olanı yapıyorlar. Yükü azaltmak ve yüksekliği arttırmak için de düz bir yüzey kullanıyorlar böyle olunca. Amaç ne? Amaç tanrılarına ulaşmak ve daha yükseğe çıkmak yani. E şimdi daha yükseğe çıkarken de eğer yürüyüp de çıkmayacaksan yükü azaltacaksın. Bu bu kadar basit. Peki daha dik yapamazlar mıydı? Daha yüksek yapamazlar mıydı derseniz statik bildiğinizde cevabınız şu: Yapamazlardı. E şimdi eğik piramitle alakalı dedim mi ilginç bir hikayesi var diye onu anlatalım burada yeri gelmişken o zaman. Eğik olmasının hikayesi şu arkadaşlar. Çizimi yapılıyor, inşaat başlıyor diyorlar ki 55 derecelik bir açıyla yapacağız piramidi. Yukarıya geldikçe içeride çatırdamalar başlıyor. Tabii firavun çok kızıyor. Yapı yıkılacak neredeyse. Çünkü o diklikteki yapının üstteki yükü taşıması mümkün değil. Alt taban çünkü o kadar açık değil. Bunun üzerine o mimarın ve veya ustanın kim olduğunu bilmiyorum ama bilsem elini öperdim yani görsen. Müthiş bir çözümle geliyor. Diyor ki yükü azaltmak için dereceyi düşürelim ve 55 dereceden 45 dereceye düşürüyorlar. Ve böyle olunca tonlarca yükten binanın tabanını kurtarıyorlar. Ve o kadar iyi bir çözüm olmuş ki binlerce senedir yapı hala ayakta. Şunu düşünmek lazım işte diyorum ya bir facia olsa dünya yüzeyinde kalması muhtemel son yapılar piramitler. Bu kadar önemli bir konudur bu. Daha sonraki dönemlerde daha yani açıyı daraltıp açıyı daha az yapıp e, piramitleri inşa etmeye çalışacaklar. Özellikle biz büyük piramitte 52 derece olduğunu görüyoruz giderek geliştirecekler o konuda kendilerini. Ama piramit şeklinin sırrı da bu olmalı. Bunu da cevaplayalım artık biraz ara verelim dilerseniz. Sonra geri kalanları daha sonra cevaplayayım. Aslında piramitler ilk olarak 5000 yıl önce Mısır'da inşa edilen dikdörtgen şeklindeki mastaba adı verilen mezarlardan doğmuştur. Bu yapılar daha sonra tünellerin ve odaların olduğu altı basamaklı piramit, step piramit halini almıştır diye söylenen ifadeler gerçeği yansıtır mı? Yansıtır. Yukarıda Joser'in piramitini anlattık zaten. İlk piramit ilk dik piramit denemesidir. Onu da anlattık. Dolayısıyla mastaba ya da masabalar hakkında kısa bir bilgi verelim burada hazır bu soru gelmişken. Aslında Arapça taş ya da kilden yapılmış oturak anlamına geliyor mastaba. Eski Osmanlı evlerinde de kenarda oturma için evin çıkışında hemen banklar olduğunu hatırlarsınız ya da görmüşsünüzdür. Onlar mastabalardan alınmadır işte. Benim çocukluğumun geçtiği evin önünde de bir tane vardı. Bizim mahalleden arkadaşlarımızla oyun alanımızdı orası. Önünde de bir ağaç vardı. Oturur orada oyun oynardık. Dolayısıyla çok iyi bildiğim bir şey. Mısır'da da şimdi çöl kumu üzerinde bunlar kerpiç bir oturağa benzer bir şekilde olunca mastapalar bu ismi almışlar Araplar tarafından. Eski Mısırlılar bunlara sonsuzluk evi diyorlarmış arkadaşlar. Kerpiçten yapılıyor genelde dediğim gibi taştan örnekleri de çok az olsa da var. Neden bunu yapıyorlar? Peki ölüleri daha iyi korumak için yapılmış olmalı. Çünkü mezar öldükten sonra yaşanacak yer olarak görülmüş ve çöldeki vahşi hayvanları ve soyguncuların şerrinden daha iyi korumak için böyle bir koruma evi yapmış olabilirler. Aslına bakarsanız İslam inancındaki benzer bir unsur vardır. Alemi berzah yani kabir hayatı. Ona çok benzer Mısırlıların baktığınızda ölümle alakalı yaklaşımları ama Mısırlılar mumyanın beraberine bir sonraki hayatta ihtiyacına yarayacak olan ihtiyacı olacak olan ihtiyaç duyacağı malzemeleri de koyuyorlar. Çünkü İslam inancının aksine onları da hayatta yaptıkları gibi tüm işlevleri yapıyorlar. Yani uyuyorlar, yemek yiyorlar, giyiniyorlar, bu tür şeyleri yapıyorlar. Bu tür şeyler yapıldığına inanılıyor. Aslına bakarsanız bu mastabalar yapılmadan önce de vardı bu inanç. Daha önce ölüleri çukurlara gömdüklerinde de yani 3800'lerden itibaren gömü hediyelerini görüyoruz. Gömü hediyesi geleneği de daha eski Neolitik'e kadar gider biliyorsunuz. Mezar odalarının da mastapalarda genellikle yerin altında oluşturulduğunu görüyoruz. Mastapalarla alakalı da bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu son soru olsun. Vakti, vakit darlığından dolayı gene gecenin bir yarısı. Geri kalan sorulara da daha 15 tane civarında soru var herhalde. O sorulara da... Muhtemelen gene gizemiyle alakalı bir şeyler soracaktır Umut diye tahmin ediyorum. Bakmadım sorulara ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Onları da bir sonraki videomuzda dile getirelim. Umarım piramitler hakkında bilmediğiniz bir şeyleri öğrenmenize vesile olacak bir yayın olmuştur. Daha detaylı dediğim gibi özellikle büyük piramitle alakalı, gize piramitleriyle alakalı onun astrolojiyle bağlantısı ve diğer dünyadaki diğer merkezlerle alakalı bağlantısıyla alakalı Başlı başına bir video çekebiliriz. Belki gelen sorularla hakkında konuşup bu seriyi biraz daha uzun hale getirebiliriz. Umarım hoşunuza gider. Umarım faydası olur. Umarım tarihi sevmenize ufacık da olsa bir katkım olur. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. En kısa zamanda başka bir yayında tekrar sizlerle buluşmak üzere. Esen kalın.